Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bugün pazarda bayat bir balık buldum. Tam bir bayat balık. Tabii bayat balığın özelliği ne? Gözlerinden anlıyorsunuz ve ucuz olurlar. Taze balık gibi satılmaz tabii. Ya ne pazar ya, kusura bakmayın. Bir an video yapacağım diye hatıra anlatmaya kalktım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in hocalarından sarıklı, cübbeli, çıktığı kadar sakallı bir vatandaş bize çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Eğer buna uyarsanız günahlarınız silinecek. Şart çok basit. Hep beraber şartı dinleyelim. Ondan sonra da hep beraber düşünelim. Allah bize biliyorsunuz bir kafatası vermiş, içine de bir miktar et koymuş. Ateistlere göre tesadüfen, bize göre bir hikmeti var. Şimdi ya onu tesadüfen çalıştıracaksınız ya da düşüneceksiniz. Tesadüfe bırakmayacaksınız. Şimdi bakın, Recep ayında gusül abdesti, bir de orada ismi de yazıyor. Erkek melekmiş. Bu erkek meleği hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Bakın, eğer inanıyorsanız uygulayabilirsiniz. Ama neden, niçin, nasıl diye sorarsanız tabii ki problem. Üzümünü ye, bağını sorma tipinde güzel bir örnek. Buyurun size, bakın ne diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim Recep ayının başında, ortasında ve sonunda, yani birinde, 15'inde ve en son gününde gusül abdesti alırsa. Her kim ki? Bakın orayı kaçırmayın. İman edenler demiyor. Her kim ki? Kim olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Fasık, münafık, mendebur. Hiç. Lokomotif kömür seçmiyor. Her kim ki? Her kim ki? Tabi gusül abdestine inanıyor olması lazım herhalde, değil mi yani? O da aklın gereği. Şimdi her kim ki Recep ayının birinde, 15'inde ve 30'unda gusül abdesti alırsa, yani boydan abdest alırsa, biliyorsunuz farzlarını saymayalım çünkü mezheplere göre farzları da değişiyor. Her kim ki Recep ayının birinde, 15'inde ve 30'unda gusül abdesti alırsa, sadece gusül abdesti alırsa, ihtiyacın olsun veyahut olmasın. Yani ister eşinle yat, ister yatma, ister hamamcı ol, ister olma, önemli değil. Ama takvime bakacaksın çünkü takvim önemli. Allah Resulü size bir şey söylüyor. Bunun saati önemli. Ne yaptığınız önemli değil. Ne yaptığınız önemli değil. Mesela Allah dediniz. Olmaz. Ne zaman dediniz? Zaman önemli. Yoksa Allah kabul etmiyor. İlginç değil mi? Mesela siz bir abdest alacaksınız. Ama ne zaman? Bir dakika dur. Zamanı önemli. O zaman da abdest alırsan, o zaman da okursan, o zaman da söylersen işe yarıyor. Yani söylediğinin son kullanma tarihi var. Miadı var. Bunların dualarının, bunların ayetlerinin, bunların zikirlerinin kullanma süresi var. Cuma günü öğleden sonra cumartesi akşamüstü, pazar sabahı, pazartesi akşamı gibi bir zamanı var. O zamanı yakalamanız gerekiyor. Şimdi Recep ayının 1'i, 15'i ve 30'unda 3 kere gusül abdesti alırsak ne oluyor? Çünkü bu kadar zor bir iş yani, kolay değil. Gidip yıkanacaksınız. Zaten böyle bir hadis olmasa insanlar yıkanmayacak herhalde. Normal yıkandığınız zaman normal bir banyoyla guslü ayıran şey nedir biliyor musunuz? Niyet. Bu kadar. Başka bir fark yok. Devam ediyoruz. Başında, ortasında ve sonunda gusül abdesti alırsa o kişi annesinden ilk doğduğu gibi tertemiz olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Tövbe yerine gusül abdesti. Yani günahlarınızın affedilmesi için tövbe etmenize gerek yok. Allah rızası için Recep ayının 1'i, 15'i ve 30'unda gusül abdesti alırsanız hacca gitmiş gibi oluyorsunuz. Yani onların haccı. Onların hacca gittiğinde hani bütün anandan dolmuş gibi oluyorsun diyorlar ya. Ne gerek var 4-5 bin euro vermene? Buyurun 3 kere gusül abdesti alın ayda 3 kere.
anandan doğmuş gibi oluyorsun. Tabii ne zaman? Recep Şaban'ın birinde anandan doğmuş gibi oluyorsun. Çünkü bu 15 gün arayla yapılan 3 seanslık bir ibadet, gusül abdesti ibadeti. Şimdi bir de şartı var arkadaşlar. Biz şartın üzerine konuşacağız. İhtiyacın olsun olmasın, sadece Allah rızası için o aya değer vermek adına gusül abdesti alıyorsun ve bunun karşılığında değerli kardeşim Allah Azze ve Celle senin kul hakları hariç bütün günahlarını affediyor. Şimdi bakın, bitti mi bakayım? Bunu yapalım inşallah. Şimdi kul hakkı hariç bütün günahların affediliyor. Şimdi benim video yapma sebebim burası, bu kısmı. Kul hakkı hariç bütün günahlar. Şimdi kul hakkı hariç öteki günahları beraber bulalım dostlar. Düşünme metodu. Hazır mısınız? Şimdi kul hakkı hariç düşünelim. Hırsızlığı affetmiyor gusül. Çünkü hırsızlık kul hakkı, adamın malını çalıyorsun. Peki cinayet, adamın canını alıyorsun. O da olmadı. Malından daha önemli. Gıybet, zaten adamın gıybetini yapıyorsun. Ya zina, zaten Allah ayette demiş zina yapmak yasak. Konuyla ilgili ayet var. O da olmadı. Faiz, faiz de ayeti var. Allah'a karşı işlenmiş bir suç. Allah ayeti kerimede siz Allah'a savaş mı ilan ediyorsunuz diyor. Peki ne o zaman, hani arkadaşlar ya gusül abdesti alacağız da hangi günahı affedecek? Beraber bir günah bulalım. Çünkü kul hakkı yok. Kul hakkı değil. Kul hakkı harici bir günah bulalım. Ne olacak? Adam öldürmek olmuyor, çalmak olmuyor. Sövmek, küfür etmek, arkasından konuşmak olmuyor. Bunların hepsi kul hakkı. Öyle değil mi? Yani adamın malını çalıyorsun. Adamı dövüyorsun. Yalan söylemek, Allah, o da olmadı. Niye? Çünkü adama yalan söylüyorsun, adamı kandırıyorsun. Kul hakkı. Adama diyorsun ki, al diyorsun, bu orijinal diyorsun, sana satayım diyorsun, yalan söylüyorsun. O da kul hakkı. Ne oldu arkadaşlar? Nasıl yapacağız? Adam, Allah bütün günahları affediyormuş, kul hakkı hariç. Şey aklıma geldi, bu 99 adamı öldüreni savunanlar var ya. Şimdi adamın canını almak kul hakkı mı? Yoksa Allah'a karşı işlenmiş bir suç mu? Adamın malını almak Allah'a karşı işlenmiş bir suç mu? Yoksa adamın malını çaldığın için adama karşı işlenmiş bir suç mu? Düşünün bakalım, hangisi kul hakkı, hangisi Allah'a karşı işlenmiş bir suç? Arkadaşlar, ben işin doğrusunu size söyleyeyim. Kul hakkı diye bir hurafe var. Ve bu uyanık adamlar kendi alacaklarını kurtarmak için Allah'ı konuşturmuşlar. Allah demiş ki, bana benim borcumla gelin affederim, kul hakkıyla gelmeyin karışmam demiş. Allah demiş. Hangi ayet Allah dediyse? Yok, Allah demiş ama hadis. Neden? Çünkü Resul onların Allah'ı. Ve yurdumun insanı da kul hakkından korktuğu için, Allah'tan korkmadığı için elinde para kapı kapı dolaşıyor. Allah affeder ama diyor, ben şu anda da helalleşmem lazım diyor. Arkadaşlar, hangi günahı söylerseniz söyleyin, o günah Allah'a karşı işlenmiştir. Aklı başında bir Müslüman, bana vekil olarak Allah yeter der. Sizin alacağınızı Allah daha iyi tahsil eder. Unutmayın. Allah çok çabuk hesap görendir. Allah adaletli hesap görendir. Adam göğsünü gere gere diyor ki, anandan doğmuş gibi olacaksın, kul hakkı hariç. Zavallı ya. Hakikaten bu adamlar zavallı. Çünkü kul hakkı dediklerinin hepsi Allah'a karşı işlenmiş bir suç. Cehennemlik olanlar çevrelerindeki insanlara verdikleri zarardan dolayı terazide günahları ağır gelecek. Siz Allah'ı tribüne yollayıp muhatap olduğunuz insanın yakasından tutacağınızı zannediyorsunuz. Eğer siz mahşerde iki elim yakanda diyorsanız Allah'ı tribüne yolluyorsunuz. İnancınızda problem var dostlar. Bu yamuk inancı lütfen düzeltin.
Bütün günahlar Allah'a karşı işlenir. Bunun farkına varın. Ve size sabretmek düşer. Ayrıca hakikati de Allah biliyor. Şimdi siz orada kul hakkı olarak o adamın size zarar verdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçek öyle olmayabilir. Gerçek çok farklı olabilir. Hakikat ahirette belli olacak. Size zarar verdiğini zannettiğiniz insan belki sizin iyiliğiniz için bir şey yapmış olabilir. Neden bana vekil olarak Allah yeter demiyorsunuz da ona beddua edip mahşerde iki elim yakanda diyorsunuz. Niye biliyor musunuz? İşte bu adamların bu vaazları yüzünden. Bu adamların bu vaazları maalesef Allah'a karşı işlenmiş suçları kula karşı işlenmiş şahısla da helalleşirseniz ortadan kalkacak günahmış gibi size veriyorlar. Şahısla helalleştin, tamam bitti. Öyle mi? Peki ya kalplerdeki ne olacak? Allah kalplerdeki gerçeği biliyor, hakikati biliyor. İnşallah çok basit bir şekilde anlamışsınızdır bu aslında. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.